Meclise önerge geliyor, reddeden sensin. Peki ben nasıl derdimi anlatacağım? Nasıl arayacağım? Çareyi nerede arayacağım? Evimi didik didik ettiler. Gardırobumun altını üstüne getirdiler. 6-3 ceza aldım. 6 yıl 3 ay kolay mı yani? Öğretmenim ben. Onlar elektronik kelepçenin ne olduğunu bilmeyebilir ama ben biliyorum. O utançla yerin dibine 7 kat yerin dibine giriyorum. Çocuklardan ne istiyorsunuz? Hadi benden istediniz. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Tuzak kurmuş yani. Kaçanlar kaçtı, kaçmayanlar tuzağa düştü diyorlar. Tuzak kurar mı devlet vatandaşına? Gardiyan kafasına diyor, hızlı bir şekilde vurdu diyor. Dokunamazsın o kadına dedim diyor. Vuramazsın sen o kadına, ne hakkın var dedim diyor. Ve kimsenin sesi çıkmıyor, ıh demiyorlar. Biz ıh demediğimiz için dövülmeye devam edeceğiz. Ben 31 sene kapalıydım. Ben içlerinden geliyorum, ben ciğerlerini biliyorum. Kendine Muhabir'den herkese merhabalar. Bu sefer karşınızda sokak röportajıyla değil, balkon konuşmasıyla çıktık. Ama bu bildiğiniz balkon konuşmalarına benzemiyor. Bu balkonda biz konuşacağız. Bu balkonda halk konuşacak, siz konuşacaksınız. Bugün balkon misafirimiz Sümeyye Hoca. Kendisiyle yaptığımız malum röportajı birçoğunuz hatırlarsınız. Malumunuz kendisi bize kısa bir röportaj verdi. Ancak o kısacık röportaj herkesi uzun uzun düşündürdü. Hani acı çeken, adaletsizliğe uğrayan kim olursa olsun bizden değilse farklı bir gözle bakarız ya, hatta dışlarız. Ayağı kırılmış bir köpeğe kimsenin yardım etmediğini, sokak ortasında şiddete uğrayan bir kadına kimsenin yardım eli uzatmadığına defalarca kez şahit oldum. Oysa o köpeğe yardım etmek için bir köpek olmamıza gerek yoktu. Ya da o sokakta şiddet gören kadına yardım elini uzatmak için şiddet gören bir kadın olmamıza gerek yoktu. Lafa gelince hepimiz yaratılanı yaratana ötürü sevdik ama icraate gelince Allah yarattı demedik, dünyayı birbirimize dar ettik. İşte Sümeyye Hoca da tam olarak bunlardan birisi. Kendisi KYK'lı bir öğretmen. KYK'lı birisine mikrofon uzatmak için de bir KYK'lı olmanıza gerek yok. Bize verdiği röportajdan sonra ana akım medya gibi onu yok sayamazdık. Bu videodan sonra bize FETÖ'cü damgası vuran da olacaktır eminim. Ama dedim ya, biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Şucu bucu demeden halkın her kesimine uzanan bu mikrofon bugün Sümeyye Hoca'ya uzanacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam yani bir röportaj yaptık, bayağı bir ses getirdi. Evet, kısa bir röportajdı. 3-5 cümleyle bazı şeyleri dile getirmeye çalıştınız ama sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir Sümeyye öğretmen? Evet. Ben sosyal medyada gümbür gümbür konuşuyorum. Ben susmuyorum ve bana ceza veriyor. Ve bugün de susmuyorum. 6-3 cezam var benim. 44 ay yatacağım, 4 çocuğum var. Bu kadar zalim bir ülkede yaşıyoruz biz. Hiçbiri Kur'an okumayı bilmiyor. Hiçbiri dini diyaneti bilmiyor. Din kul hakkı yememektir öncelikle. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar öldürülsem de çürütülsem de devam edeceğim. Çocuklarım için, çocuklarımın yüzüne bakabilmek için, 4 çocuğumdan utanmamak için. 3-5 cümleye sığmayacak kadar büyük hayatlar yaşıyoruz hepimizde. Yani bir insan söylediği o kelimelerle sınırlandırılamayacak kadar. Çok büyük hayatlar yaşıyoruz, hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, doğrular yapıyoruz, güzellikler yaşıyoruz. Bütün bunlarla hayatı öğreniyoruz. Ben de çok şey öğrendim. Benim de yanlışlarım oldu, benim de hatalarım oldu. Yani kulun gerekliliğidir bu. Ama temelde vazgeçemeyeceğimiz doğrular olmalı. Yani ben bu konuda hata yapamam, yapmamalıyım. Böyle bir lüksüm yok. Mesela nedir bu hata yapamayacağım şey? Bir masuma hakaret etmek ya da onu bir şey ilan etmek. Onu damgalamak. Evet. Bir masuma. Lakap takmak bile dinimizde haram. Çünkü sen lakap taktığın zaman karşındaki insanın kalbinde hüzün oluşturuyorsan, onu yıkıyorsan, kırıyorsan bu bizim dinimizde haram. Lakap takamadığın insana terörist demek, vatan haini demek ya da ne bileyim DHKBC'li, PKK'lı, FETÖ'cü bilmem neci demek. O insan kendini bununla örtüştürmüyorsa, kendini böyle ilan etmiyorsa, ben falanı savunuyorum, filanı savunuyorum demiyorsa. Nedir mesela? Bir bombalama olayı oluyor diyor ki PKK üstlendi. Bir bombalama olayı oluyor diyor ki işte Iraklı militanlar üstlendi. Başka bir şey oluyor. Üstlendiysen ben bunu bana de. De ki sen bunu savunuyorsun ve bucusun. Üstlenmiyorum, savunmuyorum, korumuyorum. Ben darbe yapanı korumuyorum. Darbecileri korumuyorum. 250 insanı öldüreni korumuyorum. Polislerin üzerine kurşun yağdırılmasını korumuyorum. Ben cezaevlerindeki insanları koruyorum. Niye? Adil yargılanmadıkları için koruyorum. Adil yargılanma dediğim nedir? Masum bir insan sen bir program indirdi diye, bir bankaya para yatırdı diye, amaçlarını, hedeflerini bilmeden bir sendikaya üye oldu diye 9 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 25 yıl müebbet yargılayamazsın.
17 yaşındaki, 18 yaşındaki çocuklar müebbetle yargılanıyor bugün. Evet. Melek Çetinkaya çırpınıp duruyor. Anne çünkü o. Yani 17-18 yaşında hataya da düşebilir de düşmemiş. Senin elinde, devletin elinde bu çocuk. 13 yaşında sana emanet edilmiş. Senin ellerinde yetiştirilmiş 19 yaşına kadar. Telefon hakkı yok, görüşme hakkı yok. Ailesiyle mektuplaşma dışında bir şey yapamaz. Eğer bu çocuk bir örgüte kayma şansı yakaladıysa izin vermişsindir. Tabii. Sen izin verdiğin için bu çocuk bir örgüte kaymıştır ve kaydıysa da ispatlaman gerekiyor. Dosyalarında olması gerekiyor, mahkeme tutanaklarında olması gerekiyor. Gümbür 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 demelisin ki bu çocuk bak militanlık yapmış, elinde silah, bak masuma sıkıyor. Demelisin. İspatı olmalı, videosu olmalı, bunun delili olmalı. Yani silahını kullanmamış diyor. İşte barut izi yok diyor. Şu yok, bu yok. Hepsi ispatlanıyor. Ve bunun üzerine konuşmayı yasaklayan da sensin. Meclise önerge geliyor, reddeden sensin. Peki ben nasıl derdimi anlatacağım? Nasıl arayacağım? Çareyi nerede arayacağım? Melek Çetinkaya meydanlara düşmeyecek bir anne olarak da ne yapacak? Nasıl anlatacak? Derdini kime anlatacak? Peki neler yaşadınız hocam bu süreçte? Başınıza neler geldi sizin tam olarak? Neler yaşadık? Biz 2016 Temmuz'unda normal bir aileydik ve çok aktif bir aileydik. Bizi bulunduğumuz şehirde herkes tanır. Yani eşimi de, beni de. Kimlerle takıldığımızı, kimlerle oturup kalktığımızı çok iyi bilirler. Yüzlerce lehte tanık getirebilirim ben mahkemeye nelerle uğraştığımızı. Biz evinde oturan insanlar değildik. Gece 3'te fotoğraf çekmeye çıkardık mesela dağlara, köylere. Yanımızda solcusu, sağcısı, Alevisi, Türk'ü, Kürt'ü. Çünkü sanatın milliyeti olmaz, sanatın ırkı olmaz. Tabii ki. Sanatın sahipleneni olmaz. Biz sanatla uğraştığımız için herkesle oturup kalkıyorduk. O yüzden herkes bana şahitlik edecektir. Sümeyye Hoca zaten vakti yoktu bir yerlere gitmeye, gelmeye, ikinci bir işle uğraşmaya. Sabah öğretmensin. Öğlen geliyorsun, annesin. 4 çocuğun var. O zaman 3 çocuğum var, hamileyim. Yemeğim, aşım, evim, işim, sonra da hobilerim. Bütün bunlara uğraşan insan, bu dediğiniz örgüte ben ne zaman vakit ayırmışım, ne zaman destek olmuşum? Aldığım para belli, yatırdığım para belli, yatırdığım parayı harcadığım şey belli. Ekipmanım belli, dernek açmışım. Siz de görüyorsunuz, kolay değil insanlardan para toplayabilir miyim ben fotoğrafçılık derneği için? Toplayamam. Bankaya yatırdığım parayı ben fotoğrafçılık derneğine harcıyorum ama hakim bana diyor ki inanmıyorum, sen örgüte destek oluyorsun. İspatla, var mı bir dekontun, bir şunun, bir bunun ya da benim yatırdığım bir parayla örgütün kazandığı bir durum var mı? Yok. Yani böyle mi oluyor? Hiçbir delil olmadan mı bu damgayı yiyebiliyorsunuz ya da bu cezayı, evet, alabiliyorsunuz? Daha komiğini söyleyeyim. Yavuz Çetin daha önceden röportaj verdiği için ismini güzel, rahatlıkla söylüyorum. Malatya'dan benim bir arkadaşım, KHK platformlarında. Çocuk babası ihraç oldu diye askeriyeden ihraç oldu. Süt oğlan muamelesi gördü diyorum ben. Yani hani Kemal Sunal var ya, babanı da sevmezdim. Seni o yüzden atıyorum. Delil yok, ispat yok, iddianame boş. Mahkeme, soruşturma, hiçbir şey yok. Bu çocukla ilgili tek delil babasının ihraç olması, cezaevinde olması ve ihraç ediliyor. Yıllardır hakkını alamıyor. Onu geçtim, daha komiği, çocuğu olmayan bir adam, evli bile değil, bekar birinin çocuklarını sen onların okulda okudun, okuttun diye ihraç oluyor. Doğmamış çocuğu, evlenmemiş bu adam, bekar, sen çocuklarını onların okulunda okuttun diye ihraç oluyor. Bugün Twitter'da gördüm. Adamın biri sağlıkçı olarak ihraç ediliyor ama sendikadan diye ihraç olmuş. Sendika milli eğitime bağlı. Milli eğitim öğretmensen sendikadan ihraç olursun. Ama bir sağlıkçı sendikadan ihraç oluyor. Suç sendika. Üye bile olamaz bu sendikaya. Anladım. Yani o kadar ilginç iddianameler var ki ben o yüzden yukarıya kızmıyorum artık. Aşağıya kızıyorum. Bunlarla suçlanan insanların gerçek suçluymuş gibi evine kapanmasına kızıyorum. Çık bağır, ben bunu yaptım de. Evet, ben bu bankaya para yatırdım ama şunun için yatırdım. Ama bana terör örgütü üyesi diyorlar. Ha, terör örgütü demekle de kalsalar, silahlı terör örgütü üyesi. Evimi didik didik ettiler. Gardolabımın altın üstüne getirdiler. Yastıkları yani değişik değişik ediyorlar. Böyle sanki ne yapıyorsan. Benim evimdeki bütün dijitalleri aldılar. Fotoğrafla ilgilendiğimiz için hard disklerim, bilgisayarlarım, her şeyi aldılar. Bir tane bir şey çıkmadı içlerinden. Delil olarak. Temiz. HTS kayıtlarım temiz. Her şey temiz. Dört tanığın emniyette söylediği iddialar mahkemede çürüyor. Ama hakim diyor ki tanıklar sanığı korumak için ifade değiştirdiler. Görüşmem var mı benim bu tanıklarla? İletişimim var mı? Bir sevgi bağım var mı? Bir gönül bağım var mı? Yok. Hatta mahkemede tanıklarımdan birinde aramda husumet olduğuna dair kadının da beyanı var. Ama buna rağmen bu tanık beni koruyor görünüyor. Kadın diyor ki sevmiyorum bunu. Buna rağmen ceza aldınız. Buna rağmen 6-3 ceza aldım ben. 6 yıl 3 ay kolay mı? Yani öğretmenim ben. 6 yıl 3 ay, 44 ay yattım diyelim. Ne olacak, bu bir soykırım. Benim çocuğum bu ülkede iş bulamayacak. Benim çocuğumun çocuğu bu ülkede iş bulamayacak. Çünkü öyle bir fişleme, öyle bir yaftalama var ki. Akıl sır ermiyor. Ben sizi buraya çağırmadan önce de araştırdım Sümeyye öğretmen kimdir diye. Evet. Daha önce evet birkaç röportajınızı gördüm. Evet. Orada birçok sıkıntılardan bahsediyorsunuz aslında. Bu mesleki olarak neler yaşadınız? Yani şu an iş bulamadığınızı söylemişsiniz geçmişte. Evet. Şu anki o durum nedir? O süreçte neler yaşadınız?
Evet, nereye başvursak başvuralım iş bulamadık. Bulaşıkçılık bile. Yani Suriyeli'ye falan verdikleri, ya Suriyeli'ye vermek zorundalar. Hani ben Suriyelileri kötü görmüyorum başkaları. Onlar burada mülteci, yaşam hakları var. Onlara verdikleri işleri bize vermediler. Yani öz yurdunda garipsin, öz vatanında paraya da 700 lira verecek. 700 lira benim kiram değildi o zaman. Evet. Yani hamallık yapmak istiyorsun, onu bile yaptırmıyorlar. Her türlü işte küçük görülüyorsun. Ya sıradan böyle otobüs firmalarında bilirsiniz, ağzı bozuk küfürlü insanlar vardır. Onlar bile sana küfrediyor, hakaret ediyor, ezerek çalıştırıyor. Onurunu kırıyorlar. Benim ayağıma elektronik kelepçe taktılar. İş yerine gidip gelirken elimdeki cihaz ötüyor, çekmeyen yerde, lavaboda, orada burada. İnsanlar dik dik bakıyor. Onlar elektronik kelepçenin ne olduğunu bilmeyebilir ama ben biliyorum. O utançla yerin dibine, yerin dibine giriyordum. Hamileydim, çocuğuma etkisi var mı? Hani sinyallerin etkisi var mı? Başka bir şey mi? Hiçbir şekilde duygusal durumuna bakmıyorlar senin. Kaçmadığının farkındalar. Bir telefon ediyorlar, adliyeye gel. Koşa koşa gidiyorsun. Öyle bir insansın çünkü. Yıllarca adliyenin önünden geçmemişsin, karakolun önünden geçmemişsin. Ama bir şekilde seni oraya bağımlı hale getirmişler. Hiçbir yere gidemiyorsun. Şehir dışı yasağın var. Doğum yapacağım mesela, bana kim bakacak? Annem babam mesela başka şehirde. Gidemezsin. Her şeyinle yalnız, soykırıma uğramış bir insana dönüşüyorsun. Soykırım ifadesi diyorlar ki bazıları, çok ağır. Hayır değil. Düşük yapabilirdim. Bu bir soykırım. Yani bebeğimi kaybetmek soykırım değil mi? Birçok insan çocuğu öldü. Yani Ahmet Burhan Ataç, bu çocuk 8 yaşında. Tedavi hakkı geciktirildi. Yani çok çok geç verildi. Dünyanın göz önünde öldü bu çocuk. Bu soykırım değil mi? Yani yaşayabilecekken yaşayamadı bu çocuk. Çocuklardan ne istiyorsunuz? Hadi benden istediniz, zarar vermek istediniz, eşimde zarar vermek istediniz, bunca insana zarar vermek istediniz. Delilleriniz, ispatlarınız, bilgi belgeleriniz, işte bayloktur, bankadır, sendikadır. Ya bunu deyin ki, sendikayı biz kurduk ama bunlar üye olmamalıydı deyin, bunu da söyleyin. Sendikayı devlet kurdu. Devlet önderlerin, bakanların imzasıyla sendika bizim okullara geldi. Ama üye olanlar sıkıntılı. Evet, okul müdürüne gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben sendikaya üye olmak istiyorum, koyuyor resmi belgeyi, TC, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, tık 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 imzalıyorsun. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Tuzak kurmuş yani. Diyor ki yani kaçanlar kaçtı, kaçmayanlar tuzağa düştü diyorlar. Tuzak kurar mı devlet vatandaşına? Ben anayasalara uygun yaşıyorum, kurallara uygun yaşıyorum. Evet. Sen yasana ne koyduysan ben ona uyuyorum. Uymaya da devam ediyorum. Ya diyorum ya, bir karakoldan telefon gelse, Sümeyye Avcı çık gel, gelip beni yakalamasını beklemiyorum. Yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde koşa koşa gidiyorum tutuklanma riskime rağmen. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Ya katil olsam derim ki cezam şu. İşte taksir olursa şu kadar yatarım, bilmem kasti olursa şu kadar yatarım. Yok, hırsız olursam şöyle yatarım. Yok, adam FETÖ'cüyse bir yılda yatabilirsin, beraat da edebilirsin, 20 yılda yatabilirsin, müebbet de yiyebilirsin. Evet. Böyle bir suç, böyle bir ceza tanımı yok. Tanımsız suçlarla suçlanıyorsun. Peki, toplumda ne gibi zorluklarla karşılaştınız tam olarak? Toplumda, bir kere muhafazakar toplumda %100 bir dışlanma yaşadık. %100 bir dışlanma. Yani ailelerimizden tutun, eşimin babası... polisler eşimi götürürken dedi ki, bunlar beni de yakacaklar dedi. Bunlar beni de yakacaklar. Bunlar dediğin senin bugüne kadar yetiştirdiğin evladın, attığımız adımı biliyorsun. Nerede neyimizi gördün, ne kusurumuzu gördün de sen çocuğunu teröristlikle yakıştırıyorsun. Anne babadan mı oluyor bunlar? Anne, baba, kardeş, yani soy bağın olan herkes uzaklaştığı gibi, akraba, eş, dost, herkes uzaklaşıyor. Bu dönemde kimler yanımızda oldu? Sosyalistler, Aleviler, Ermeniler, Kürtler. Neden? Bunlar çünkü acı çekti. Evet. Bunlar ötekileştirildi. Bunlar yalnız kaldı. Hatta geçen bir LGBT'li ile bir konuşma yaptık, Zoom toplantısı. Diyor ki, cezaevinde diyor, bir cemaatten suçlanan birinin diyor yakını, kadın, yaşlı kadın, 70'lerinde var diyor. Hı hı. Göz tarama şeyine girecek, oradan kendini tanıtacak, ziyaret edecek diyor. Kafasına koyuyor olmuyor, koyuyor olmuyor, yapamadı diyor. Gardiyan kafasına diyor, hızlı bir şekilde vurdu diyor. Ne çocukları, ne oradaki cemaatçiler, ne görüşe gelenler, hiçbiri ses çıkartmadı. Avaz avaz bağırdım. Dokunamazsın o kadına dedim diyor. Vuramazsın sen o kadına. Ne hakkın var dedim diyor. Bir ay görüş yasağı aldım diyor. Bu LGBT'li toplumda öcü gibi tanıtılıyor. Cehennemlik deniyor, Lut kavmi deniyor. Şu, bu Müslümanlık mı? Orada yaşlı bir kadın dövülüyor. Kafasına vurulması dövülmektir. Ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ih demiyorlar. Biz ih demediğimiz için dövülmeye devam edeceğiz. Dövülmeye devam edeceğiz yani. Çok zalimce. Peki hocam, bir röportajı yaptık malum. Twitter'da evet. Tabii sadece bende izlenen 3 milyon civarında ama daha fazla izlendi bu röportaj. Başka kaynaklardan da paylaşıldı çünkü. Evet. O röportajdan sonra bir şey değişti mi yani? Hani size ulaşan, sizinle görüşmek isteyen. Çünkü yorumlarda ben çok gördüm. Çok güzel bir şey değişti. Ne değişti? İlk defa bir videonun altında trollerin sus pus olduğunu gördüm. Bu muhteşem bir şey. Doğru. Yani... Susmayı öğrensinler en azından. Katkıları yok, merhametleri yok, anlayışları yok, dinleme yok. Yok. İlk defa Twitter'da orada burada bunların susturulduğunu, sustuğunu gördüm. Söyleyecek bir şeyleri yok.
Çünkü benimle oturup karşı karşıya tartışmak istese ben ona 1000 basarım. Ha ben İslam alimiyim demiyorum. Ama ben ona 1000 basarım. O benimle tartışacak insana karşımda seçimde oy veren insana. Çünkü kul hakkı kadar affedilmeyecek bir günah yok. Allah diyor ki bana her şeyle gelin. Kul hakkıyla gelin. Evet. Ben başım açık giderim Allah'ın huzuruna. Affet Allah'ım derim. Başım açıktı derim. Tövbe dilerim. Ona çok takılan oldu evet. Evet. Cezamı da yani çekerim diyemiyorum. Böyle bir iddiam yok. Allah'a karşı kafa tutmak gibi bir niyetim yok. Ama kul hakkı daha büyük. Ben başı açıkken ulaştığım kitleye, başı kapalıyken ulaşamıyordum. Ve ben bugün tramvaya bindiğim zaman, yani başı kapalı insanlarla başı açık insanlara baktığım zaman, başı açık bir hanımefendi bakıyorum, elinde kitap okuyor yol boyunca. Öbürüne bakıyorum, güzel iletişim kuruyor, bağırmıyor, çağırmıyor, dedikodu etmiyor. İstisnalar kaideyi bozmaz ama genel bir şey var, algı var. Kapalı kadınlara bakıyorum. Yani dedikodu, hırgür, boş konuşma birçoğunda var bu. İstisnalar kaideyi bozma söylediğim gibi. Ben kapalıyken de onlardan biri gibi görüneceğim gibi hissediyordum. Ben 38 yaşında açıldım. 7 yaşında kapandım. Ben 31 sene kapalıydım. Ben içlerinden geliyorum. Ben ciğerlerini biliyorum onların. Ciğerlerini biliyorum. Yani oturup eltisini çekiştiren, kaynanasını çekiştiren, orada burada dedikodu eden ve bunun affedilmeyeceğini bilen. Hucurat suresinde Allah Teala diyor ki affetmeyeceğim diyor. Bir insana lakap takamazsın, kötü konuşamazsın. Hatta o insan istemiyorsa hakkında övücü söz bile söyleyemezsin. Evet. Yani o insan istemiyorsa ben mütevazi yaşamak istiyorum, beni bu kadar övmeyin diyorsa ve övüyorsan yine hakkına giriyorsun. Evet tabii ki. Din budur. Din o kadar hassas, din o kadar onun terazisi hassas yani ki. Yani o başörtüsünün altında her şeyi gizleyebileceğini zannediyorlar. Yani bu mu? Yani dışarı çıktığı zaman bir LGBT'li linç ediyorsun ama orada bir yaşlı kadın dayak yerken LGBT'li bağırıyor, sen susuyorsun. Allah belki de o günün hatırını o kadını affedecek. Evet. LGBT'li affedecek, cennetini alacak. Belki o günün tek sevabın. Bazen tek sevap binlerce günahı evet, örtebilir. Kesinlikle. Çünkü nerede olduğun önemli, nerede durduğun önemli, ne yaptığın önemli. Bütün topluma yani... Kutsi hadis-i şerifte sanırım, yanlış olmasın. Allah-u Teala diyor ki ben istersem dinimi diyor, ehli küffarın üstünde de yüceltir. Yani bana gerek yok, bir Müslümana gerek yok. Allah bir Hristiyanın karşısında da dinimizi yüceltebilir. Kadın diyor ki ben diyor Tevrat'ı bitirdim, İncil'i bitirdim, Kur'an'ı bitirdim. Dinler arası sosyoloji okudum, hepsini inceledim diyor. Kur'an'da şuna çok güzel değiniyor diyor, Tevrat'ta şuna çok güzel değiniyor diyor. Ben onun karşısına geçiyorum, sen gavursun diyor. Yok öyle bir hakkım. Onun kadar okursan var hakkım. Biz bunu çok görüyoruz evet. Evet. Mesela ben de... Yayınlar önce de söyledim. Ben de İmam Hatip mezunuyum ama evet. Sırf bir şeyleri eleştirebildiğimiz için, yanlışa yanlış diyebildiğimiz için birçok kez din düşmanı, vatan haini, yani ocu bucu evet. Şucu sürekli hani konuşmanın başında da söyledim ya röportaja girmeden önce. Yani illaki birilerini anlayabilmek için onlardan olmak gerekmiyor. Biz insana insan olduğu için yaklaşan insanlarız. Evet. Maalesef böyle çok kolay ötekileştirebiliyoruz birbirimizi. Yani. Bilmiyorum. Umut var. Sizin bir umudunuz var mı? Hani bir öğretmen olarak. Benim umudum şöyle var diyorum ya. Karşı tarafın susması bu tarafın konuşmasını hızlandırır diye düşünüyorum. Onların hı-hı. Suskunluğunu görmek bu tarafın konuşacağına inancımı büyüttü. Hı-hı. Konuşacaklar. Diyorum ki hadi gerçekten bu yaftayı yediniz ve kendinizde de bu suçluluk duygusunu hissediyorsunuz. Suçlu hissediyorsunuz. Hissediyorsan bile şunu de. Evet ben şöyle şöyle destekler verdim ama silahlı terör örgütü üyeliği nedir? Bu ne ya? Silahı nerede buldunuz? Tamam bana örgüt üyeliğinden suçlayın. 2 yıl verin, 1 yıl verin, 3 yıl verin. 6 yıl ne, 7 yıl ne, 10 yıl ne, 20 yıl ne, müebbet ne? En azından bunu deyin diyorum ya. Bunu deyin, çekeceksiniz yoksa. Çocuklarınızdan olacaksınız, geleceğinizden olacaksınız. Evet. Kimsesiz kalacaksınız. Niye konuşmuyorsunuz? Silah bulunmadı bizde. Hiçbirimizde bulunmadı. Bu suçlanan insanların hiçbirinde silahla ilgili hiçbir şey, kayıt bile bulunmadı, belge bile bulunmadı. Yani bir ruhsat bile bulunmadı. Niye konuşmuyorsunuz? Sizi silahlı terör örgütüyle suçluyorlar. Çık, suçsa bile... Evet tamam bunu örgüt haftasına koydu. Örgüt haftası olsun de. Peki. Cezan azalsın. Kamuoyunda görüyoruz evet insanlar korkuyor. Açıkçası ben de dedim ya röportaja gelmeden önce sizi araştırma gereği duydum. Gerçekten bunu itiraf ediyorum. Evet. Araştırırım yani Sümeyye öğretmen kimdir diye. Çünkü evet. Bir damga yemekten korkuyoruz. Malum toplumda da sizin korkularak size yaklaşıldığını biliyorum az çok tahmin evet. Edebiliyorum. Evet. Kamuoyunda nasıl mesela sesinizi duyurmaya çalıştığınızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Daha önce sesinizi duyurduğunuzda nelerle karşılaştınız? Evet, mesela ben bir sürü röportaj verdim 2019'dan beri. O röportajları izlemeyen, bilmeyen büyük bir kitle var demek ki diyorum. Ben YouTube kanalı, öğretmenlik kanalı açınca öğrencilere hitap eden KHK'lılardan bile bana hocam onlarla ilgili konuşmayın, onlarla ilgili yorum yapmayın. Bak siz öğretmensiniz, görevden atarlar. YouTube'a yazsa benim adımı, benim bir KHK'lı olduğumu, zaten atıldığımı,
Zaten hani dışlandığımı öğrenecek ama araştırmaktan o kadar aciziz ki. Benim kanalıma bakıyor, çok güzel bir öğretmen. Bu atılamaz zaten, mümkün değil. Onlarla hocam uzak durun. Niye onlardan uzak durayım atılmasam bile? Bugün o atılmayan öğretmenler, halihazırda çalışan öğretmenler mutlular mı? Asla. Her gün atılacağım korkusuyla evet. Hayatlarını kafese koydular. Kimseyle görüşmüyorlar, kimseyle iletişime geçmiyorlar. Eski çevreleri biziz onların. Çünkü iç içe geçmiş insanlarız. Komşumuz, arkadaşımız, yoldaşımız, aynı masada oturduk çay içtiğimiz insan beni aramaya korkuyor. Yazık. Kendi hayatını cehenneme diyor. O beni bırakır, ben başka birini bulurum. Başka bir arkadaşım olur, başka bir yoldaşım olur. Hiç tanımadığım insanla da dertleşirim. Maalesef. Yani insanlar kendine zulmediyorlar. Susarak, konuşmayarak, mücadele etmeyerek. Bugün korkarak bir işte çalışma istemezdim. İlk atıldım diyorum o yüzden. Çünkü ben konuşurdum gene atılırdım. Şu an hayatınızı tabii öğretmenlikten kazanmıyorsunuz ama ne evet. iş yapıyorsunuz? İş, çünkü iş bulmakta da zorlandığınızı evet. biliyorum yani. Evet, fotoğrafçılık yaptık. Sivas'ta fotoğrafçılık dükkanı açtık. Ama fotoğrafçılar bizi oraya sığdırmadı. Bilirsiniz eski fotoğrafçılık esnafında bir okuma, bir kültür, bir şey yok. Avam alaylı olarak öğrenirler. Stüdyo kültüründeler. Anadolu'da da böyle ortada büyüyen insanlar kitap okuma ufku yok. Başka bir şey yok. Gelip baskın yapıyorlar bize. Bunlar öğretmen, fotoğrafçılıktan ne anlar? Bunların dükkanını kapatın, bunların dükkanını kapatın. Belgesi yok, şunu yok, bunu yok. Usta öğreticilik belgemize kadar var. Açık öğretim fotoğrafçılık okuduk. Bütün belgeler duvarda asılı, zabıta geliyor. Diyor ki hocam niye şikayet ediyorlar anlamıyorum. Sizi sürekli şikayet ediyorlar. En sonunda biriyle mahkemelik olduk. Nasıl? Bize sosyal medyadan hakaretler etti. FETÖ'cüler 15 Temmuz'da haddinizi bildirdik, yine bildireceğiz. Sizi buralara sığdırmayacağız. Bu fotoğraf esnafı. Ben dedim ki eşime bu mesajları yayınla Instagram'da. Ya dedi yok dedi şimdi iyice ötekileştiriliriz. Hayır yayınla. Yayınladık. Dedik ki işimizde değil dedik. Yumuşak karnımızdan vuruyorlar. Evet. Yani bizim işimizi beğenmiyorsanız söyleyin. Gelin paralarınızı iade edelim dedik. Tüm halka yayın yapıyoruz. Ve bana yüzlerce destek mesajı geldi. Hocam siz muhteşem yapıyorsunuz. Hocam şöylesiniz. Hocam böylesiniz. Bu adam gitti bizi şikayet etti. Beni sosyal medyada rencide ettiler diye. Hakaretimiz yok. Sonra mahkemelik olduk. Dedim ki burada durulmaz. Yani hani sinek küçüktür ama mide bulandırır. Yeter artık gidelim. Yurt dışı yasağımız var gidemiyoruz. Nereye gidelim? Gidebildiğimiz en uzak yere. Antalya'ya buraya geldik. Geldiniz. Burada home office stüdyo olarak fotoğraf çekmeye başladık. Bebek fotoğrafları çekiyoruz. Bebek stüdyosu falan. Bebek çekim eğitimi aldım. Hiç boş durmuyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Sonra pandemi girdi. Doğru. Bebek de bitti. Fotoğrafçılık bitti. 2-3 ay ne yiyeceğimizi bilemedik. Kahvaltıda sadece zeytin yediğimiz günleri hatırlıyorum. 2 ay kadar. Yani buzdolabım yoktu. Bozuldu. 6 ay buzdolapsız bekledim. Ama sabrederiz yani biz. Eşimle şey değiliz öyle. Sabırsız insanlar değiliz. Yokluktan geliyoruz. Küçüklüğümüz yoklukta geçmiş. Sonra dedim ki ya niye video çekmiyoruz biz? Boş durmayalım. Hakkını verelim yani bir şekilde. Öğretmenlik videoları çekmeye başladım. Müthiş bir destek geldi. Eğitim veriyorsunuz. Yani sosyal medyada da destek olunca çok kısa sürede 6 ayda büyüdü. Kanalım biraz yeni işte para kazanmaya başlayacak inşallah. Patreon destekleri falan başladı. Böylece... Ben sizin kanalınızın ismini de koyayım açıklama kısmına. İsterseniz toparlayalım. Var mı yani, eklemek istediğiniz bir şeyler hocam? Bir mesajınız ne bileyim yani, söylemek istediğiniz bir şey. Benim mesajım cesaret bulaşıcıdır. İsmail Bey konuştu, içeri girmiş olabilir. O tır şoförü konuştu, içeri girmiş olabilir. Ben konuştum, içeri girecek olabilirim. Ömer Faruk Gergerlioğlu hiç susmadı. Bugün içeri girmeyi bekliyor evinde. Korkmayın. Yani nereye kadar içeri tıkabilirler? Bir yerde o patlayacak yani. Herkes konuşursa yapamaz kimse bir şey. Yani herkes konuşacak. Cesaretli olun. Bakın troller benim videomun altına çok fazla bulaşamadılar. Yaklaşamadılar. Evet. Doğrulardan herkes korkar ama doğruları ispatladığınız zaman korkarlar. Benim iddianamem, hayatım hepsi sosyal medyada. Benim karşıma geçip de şu suçum var diye kimse diyemiyor. Sadece FETÖ'cü. Öyle bir kitle var ki yani bir şeyler ispatlamanız da yetmiyor aslında. Evet. Bir şekilde yine yaftalanıyorsunuz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Şunu diyemiyor yani silahı aldın onu vurdun diyemiyor. Bir görüntü koyamıyor, bir belge koyamıyor. Bu muhteşem evet. bir şey. Yaftalasın dursun umurumda değil. Peki hocam, katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok tekrar sağ olun. Görüşmek üzere. Sesime ses oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.